Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü hatalı çeviriye örnek ayetimiz Nisa suresinin 129. ayeti. Diğer gösterdiğim birçok ayetle aynı problemi yaşayan bu ayetinde başına gelen rivayetlerden etkilenmek, siyerlerden etkilenmek ve önünüzde bir ayetin kelimelerini düşünün dostlar. Kelimeler önünüzde duruyor ve birisi o kelimelerin üzerine bardakları kapatıyor. Aynı fındık saklar gibi. Sihirbazlar yapar ya, bir fındık, üç tane bardak, başlarlar çevirmeye. Bil bakayım fındık hangisinde. İşte bizim bir takım maalesef bilerek ya da bilmeyerek, belki kasıtlı, belki ilmi yetersizlik, kelimeleri bardakların içine koyup yerlerini değiştiriyorlar. Ve bu değişikliğin neticesinde anlam değişiyor, mana değişiyor. Dediğim gibi, bunların hiçbirisi benim mealim değil. Ben bir doğru gördüğüm meali, bir de yanlış gördüğüm meali ekrana size yansıtıyorum. Ve diyorum ki buyurun dostlar bakın. Sizce hangisi doğru? Belki ben yanılıyorum. Eğer ben yanılıyorsam yine yanılan ben değilim. Oradaki başka bir meal. Önce bunu anlamanız gerekiyor. Şimdi Nisa 129'un konusu nedir? Nisa 129 maalesef işte hadislerden ve rivayetlerden etkilendikleri için iki tane eşi olan ya da dört tane eşi olan bir adama inmiş ayet gibi Nisa 129'u alıyorlar. Sanki adamın birden çok hanımı varmış ve Allah ona diyormuş ki sen onlara adaletle davranamazsın. Ne kadar uğraşsan da sen adaleti sağlayamazsın diyormuş gibi bir mealle karşı karşıya kalıyoruz. Peki ya öyle değilse dostlar? Ya oradaki o cümle bir topluluğa hitap ediyorsa, ey millet, siz eşlerinize yaranamazsınız. Siz, erkekler de çoğunluk, orada çoklar. Eşlerinize yaranamazsınız. Ne yapsanız boş diyorsa ne olacak? Şimdi ayet üzerinden göstereyim demek istediğimi. Bakın dostlar, şimdi bu normal, bana göre hatalı çeviri. Ve birçok da var zaten. Ben böyle blokalar alıyorum ki birkaç taneyi birden görün diye. Bakın okuyalım. Diyanet'ten okuyorum. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse, orada birine diye bir şey yok, büsbütün gönül verip ötekini, kocası hem var hem yok, kapatarak, askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Gördünüz mü dostlar? Şimdi burada sanki bir tane erkeğe hitap ediyormuş da onun çok eşi varmış gibi bir cümle kullanıyor Diyanet. Ama burada mecburen ihtiyaç duyduğu için burada da parantez içinde birine yazmak ihtiyacını duyuyor. Halbuki burada hitap ettiği erkekler ve kadınları ise, yani erkeğin kadınları değil, erkekler ve kadınlar ise, Allah ey erkekler, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, eşlerinize karşı adaleti sağlayamazsınız diyorsa ne olacak? Ki bunun ispatını da şurada göstereceğim. Önce bir iki hatalı meal daha görelim dostlar. Bakın, bu da Diyanet İşleri, Kur'an Yolu ne diyor? Ne kadar üzerine düşerseniz de kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Gördünüz mü dostlar? Yine aynı atıfta bulunuyor ama biraz daha ucu açık. Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bakın şuradan okuyalım. Diyanet İşleri'nin eskisi. Adil hareket etmeye ne kadar uğraşsanız kadınlar arasında eşitlik yapamayacaksınız. Bari bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Gördüğünüz gibi
Bir erkeğin karşısında iki tane kadın varmış, iki kadın da evliymiş ve ona bir nasihat veriyormuş gibi çevrilmiş mealler. İşte kelimelerin yerini değiştirirseniz bardakla fındığın değiştiği gibi netice bu oluyor. Şimdi müsaadenizle doğru çeviriyi göstermek istiyorum dostlar. Bakın. Buyurun. Şimdi bu doğru çeviri. Şuradan ben kendimi kaldırıyorum. Bakın. Önce 129'u okuyalım. Kadınlarla aranızda orta yolu bulmaya eğer hiçbir şekilde güç yetiremezsiniz, ne kadar istekli olsanız da ona tutkuyla bağlanmayın. Bakın halen bir eş. Ve onu sanki ilgi kesilmiş gibi kendi haline bırakın. Halen bir eş. Eğer sulh yapar, anlaşır ve sakınırsanız şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Burada hiç kimse ikinci eşi gösteremez. Ve buradaki asıl davanın kadın erkek arasında olduğunu ispat eden öndeki ve arkasındaki ayettir dostlar. Bakın önce arkasındaki ayeti gösteriyorum. Eğer o ikisi yani karı koca ayrılırlarsa Allah her birine mutluluğu bollaştırır. Allah genişletmeye hükmedendir. Şimdi burada bu her ikisinin karı koca ve eş olduğunu bütün meallerde görüyoruz dostlar. Bakın şuradan ben bir örnek göstereyim. Yok bu değilmiş, bu önceki ders. Şu. Bakın Nisa 130. 129'dan sonra bakın görüyor musunuz? Elmalı ne demiş? Eğer karı koca birbirinden ayrılacak olurlarsa. 129'a bir erkeğe iki tane eş verirseniz bu burada olmaz kardeşim. Şimdi 129'u dört tane eşi olan adama gelen nasihat gibi okuyanlar, 130'u saklayanlar. Bakın 130'a dikkatli bakarsanız, eğer karı koca, yani ayet devam ediyor. Bakın şu 129, 129'da ne kadar uğraşırsanız uğraşın diyor, anlatıyor. 130'a gelince ne oluyor? Bakın eğer karı koca birbirinden ayrılacak olurlarsa. Peki dostlar 128'e bakalım. 128'de fazla eş var mı? Eğer bir kadın kocasının terk etmesinden yahut yüz çevirmesinden korkarsa karı kocanın anlaşarak sulh yapmalarında ikisine de bir günah yoktur. Anlaşma daha hayırlıdır. Nefisler ise yetinmemeye hazır kılınmıştır. Güzel davranır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız şüphesiz Allah yaptığınız şeylere çok iyi habercidir. Özür dilerim dostlar. Bakın dostlar 128'e bakın. Yine bir karı kocanın durumu anlatılıyor. 129 yine bir karı kocanın durumu anlatılıyor. Ve 130 yine bir karı kocanın durumu anlatılıyor. Fakat bunu sadece 129'daki bir iki tane kelimenin yerini ve manasını değiştirerek olmayan ibareleri koyarak burada sanki şu 129. ayette bir adamın dört tane eşi varmış da onlara karşı nasıl davranması gerektiğini söylüyormuş gibi bir çeviriyle karşı karşıya kalıyoruz dostlar. Bu şahsi kanaatim bariz bir hatadır. Doğru çeviri budur. Ve burayı bakın dikkatli anlarsınız. Bir topluluğa hitap ederken, karşınızdaki bir topluluğa hitap ederken, erkek bir topluluk, hitap eden kişi onlara cümleyi böyle kurar. Kadınlarla aranızda orta yolu bulmaya eğer hiçbir şekilde güç yetiremezseniz, bakın, bunlar da çoğunluk, yetiremezseniz. Şimdi ayet şöyle deseydi, kadınlarınıza güç yetiremezsin deseydi, yani bir kişinin kadınlarından bahsetseydi doğrusu çıkardı. Ama ben ısrarla yine bakın şuradan gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi bak ne kadar uğraşırsanız uğraşın kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz.
eşleriniz arasında demiyor. Erkek kitleye kadınlarla ilgili verilmiş bir nasihattır, verilmiş bir öğüttür ve 128 de mükemmel bir şekilde kadının gücünü de veriyor. Bakın, eğer bir kadın kocasının terk etmesinden yahut yüz çevirmesinden korkarsa, karı kocanın anlaşarak sulh yapmalarında ikisine de bir günah yoktur. Anlaşma daha hayırlıdır. Gördünüz mü dostlar? İşte maalesef düzeltmeye, anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi buradan halen birisi çıkıp, ya kardeşim işte 130'daki eşler evet bir karı kocadan bahsediyor ama burada ben bir erkeğin çok eşinin olduğunu bu ayetten görüyorum derse 130'u mecburen değiştirmek zorunda. Böyle bırakamaz. Yani kendilerinin bıraktığı yan, bakın şuradan kendi şeylerini göstereyim. Bu 130. Buyurun bakın. Şimdi bu ayetteki birden fazla eşi görenlerin mealinin 130'u. Yani 129'da bir erkeğe 4 tane eş veren adam burada gördüğünüz gibi eğer eşler birbirinden ayrılırlarsa ne oldu? Toplu mu boşanacaklar? Bütün eşler hepsi birden mi boşanacak? Ne oldu? Mecburen tek eş. Mesela şu, ayrılırlarsa ne oldu? Yine bir kişiden bahsediyor. Ayrılırlarsa, yani bir karı koca boşanırsa. Bakın, her birinin nimetini genişliğiyle yoksulluktan kurtarır. Bakın mesela şu, eğer ayrılırlarsa, eşlerden birini boşarsa demiyor. Yine sadece bir karı kocadan bahsediyor. Zaten Elmalı direkt karı koca yazmış. Eğer karı koca birbirinden ayrılacak olurlarsa. Gördünüz mü? Şimdi eşlerinden birini boşarsa diye bir ibare var mı? Yok. Peki nasıl bu kanaate varıyoruz? Rivayetler. Rivayetler, hikayeler, bilmem neler. Şimdi siz Kur'an'ın başka bir ayetinden çok eşliliğe delil bulabilirsiniz. Ben çok eşlilik yoktur demiyorum. Bu ayetteki hatayı gösteriyorum, onu söylemem lazım. Benim çok eşliliğe verdiğim ayet, delil olan ayetim, aynı anda iki kardeş ile evlenme yasağı. Aynı anda iki kardeş ile evlenme yasağı varsa, birbiriyle alakası olmayan iki kişiyle aynı anda bir erkek evlenebilir. Bundan başka bir yere kaçamazsınız, gidemezsiniz, inkar edemezsiniz. Ama bu ayet ondan bahsetmiyor. Bu ayet birden fazla eş almaya delil bir ayet değil. Ben bunu söylemek istiyorum ve doğru meali de verdim. Siz benim doğruma yanlış, benim yanlış dediğime de doğru meal diyebilirsiniz. Ama unutmayın, Araplar da farklı anlıyor. Onlar da tek bir çeşit anlamıyorlar. Evet dostlar, şimdi gelelim videomuza. Videomuz özellikle Şia'da, İran'da, Azerbaycan'da ya da dünyanın değişik yerlerinde bizim Türkiye'deki hadisleri kabul etmeyip farklı hadislere iman eden ciddi sayıda milyonlarca insan var. Şimdi bizimkiler hadis savunurlarken bize şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki sana Kur'an'ı getirenle hadisleri getiren aynı insanlar. Sen eğer hadisleri kabul etmiyorsan Kur'an'ı da kabul etmezsin. Çünkü onlar hadisleri getirenlerle Kur'an'ları getirenler aynı insan diyorlar. Bu tabii defalarca söylediğimiz gibi bunlar delil olarak kalacağı için yine söyleme ihtiyacı duyuyorum. Böyle bir şey yok. Hadisler korunmuyor. Yazılmaya devam ediyor. Üretilmeye devam ediyor. Tacikistan'dan geçen hafta bir peçeli bir ne diyelim ona tekkeli müşrik ya da Mekkeli müşrik ya da Tacikistanlı müşrik diyeyim ben. Gidiyor pasaportuyla memurlardan vize alıyor. Türkiye'ye geliyor. Ben peygamberle görüştüm diyor. Allah Resulü ile birebir yüz yüze görüşmüş. Kendi yüzünü de göstermiyor böyle gizemli gizemli. Kafasını eğmiş. Yani ne oldu şimdi? Bu adam Resulü ile görüşmüş.
Eğer adamsanız adamın söylediklerini hadis kitaplarına yazarsınız. Eğer adamsanız benim gibi tepki gösterirsiniz. Şimdi hem hadisleri savunacaksın, hem o adamın dediğini kabul etmeyeceksin. O zaman o adama sahtekar diyebiliyor musunuz? Düzenbaz diyebiliyor musunuz? Senedin ravisine, zincirine bakanlar, senet sepet soranlar. İki seçeneğiniz var. Ya o adama sahtekar diyeceksiniz, ya da o adamın söylediği doğrudur deyip kitapları alacaksınız. Deve kuşu gibi kafanızı niye kuma gömüyorsunuz? Tarikat ve cemaatlerin hepsine sesleniyorum. Menzile siyah cübbe getiren, Resul'le görüştüğünü iddia eden adam hakkında video neden yapmıyorsunuz? Neden fikrinizi söylemiyorsunuz? Adam Resul'e hakaret mi ediyor? Yoksa hakikaten doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor ise Resulullah ne söylediyse hadis kitaplarına yazmanız lazım. İman ediyorsanız. Hayır, yalan söylüyorsa Resul'e iftira atıyor, videolarda söylemeniz lazım. Neden safa yatıyorsunuz? Neden kafanızı kuma gömüyorsunuz? Hadisçiler! Hadisçiler! Soruyorum, o şahıs sahtekar mı, dürüst mü? Sahtekarsa neden ifşa etmiyorsunuz, itiraz etmiyorsunuz? Dininizi, Resulünüzü korumuyorsunuz, kitabınızı korumuyorsunuz. Eğer hayır doğruysa neden gidip bu adamın elini öpmüyorsunuz, boynuna, boğazına sarılmıyorsunuz? Neden sakalından bir kıl koparmıyorsunuz? Adam Resulü görmüş. Resulün ayak izini öpüyorsunuz. Ya adam görmüş işte, görmüş, görmüş. Ayak izini öpmeye ne gerek var? Gidin adamı öpün. Ama tabii münafıklığı nasıl tarif edeceğiz? Bu münafıklığın tarifidir. Safa yatın, halen geçin tahareti tarif edin. Şöyle taharet edeceksin, böyle taharet edeceksin. Taharet ederken orta parmağı fazla dürtmeyeceksin. Konu bu, öyle mi? Adam Resul'le konuştum diyor, umurunuzda değil be. Bir haftadır hiç kimseden tık çıkmıyor. Ondan sonra ne? Bize ne diyorlar? Biz sapığız. Biz hakikaten saptık. Sizin yolunuzdan saptık. Biz o yolda değiliz. Elhamdülillah. Sizin dininizin sapığı biziz. İslam'ın da sapığı sizsiniz. Siz Kur'an'daki sapık sizsiniz. Allah'ın Kur'an'da sapık diye tarif ettiği size uyuyor. Tarifi size uyuyor. Dillerini eğip bükerler, bu Allah katındandır diyesiniz diye. Haramlar ve helaller koyarlar. İşte bunlar sizlersiniz. Buyurun şimdi hep beraber dinleyelim. Bakın ne oluyor. Bu video da güzel. Hazreti Muaviye radıyallahu teala, evet, sahabinin büyüklerindendir. Sahabe-i kiramın büyüklerindendir. Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin. Özür dilerim. Hazreti Muaviye radıyallahu teala sahabinin büyük bakın Muaviye şefaat edecekmiş bize. Büyüklerindendir. Sahabe-i kiramın büyüklerindendir. Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin. Aleyhissalatu vesselam'ın onun hakkında çok kavli şerifleri vardır. Ya Rab, Muaviye'nin gönlünü ilimle doldur diye dua etmiştir Aleyhissalatu vesselam. Hadis. Ya Rab, Muaviye'nin sırtını kimse yere getiremesin. Kimse onu yenemesin. Hadis. Duası vardır. Şimdi sıkı durun. Duayı söyledi. Resul Muaviye'nin sırtı yere gelmesin diye dua etmiş. Sonra ne oluyor? Hazreti Ali'ye bir radıyallahu anh, bir tartışmaları, kavga, savaşlar oldu ya aralarında. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh, savaşlar bittikten sonra. Şimdi savaşlar oluyor, bitiyor. Bir sürü adam ölüyor. Sonra, ondan sonra kendisine haber vermiş sahabe-i kiramdan bir tanesi. Şimdi sahabenin birisi gelip haber veriyor. Hazreti Ali Muaviye ile savaştıktan sonra. Savaş bu, savaş. Halı saha maçı değil. Birbirlerini öldürüyorlar. Savaş bitiyor. Sahabe geliyor. Hazreti Ali'ye ne diyor biliyor musunuz dostlar? Ya dayanamıyorum ya. Ya ciddi durmaya çalışıyorum ama ya adamlar hakikaten komik ya. Hakikaten komik adamlar. Şimdi adamın şu resmi var ya bakın.
Resmi ters çevirin, hiçbir şey değişmeyecek. Yani ters çevirin, anlayamayacaksınız. Aynı, yani bir şey değişmiyor. Amuda kalksınlar, şekil aynı. Şimdi bakın söylediğine bakın ne diyor. Ya Ali, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın Hazreti Muaviye hakkında şöyle dediğini duydum ben demiş. Yani onu kimse yenemesin manasında. Demiş, niye baştan söylemedin bunu ya? Şimdi meydan savaşları yapılıyor, kan gövdeyi götürüyor, onlar ne oluyor? Ondan sonra sahabenin birisi gelip diyor ki Hazreti Ali, yani diyor Resulullah'tan ben bir hadis işittim diyor. Resulullah dedi ki Muaviye'nin sırtı yere gelmesin, o sakın yenilmesin diye dua ettiğini duydum diyor, hadis duydum diyor. Bizzat Resul'den duymuş, duyan da sahabe. Hazreti Ali de demiş ki tüh, niye önce söylemedin? Ya şey dostlar, hakikaten çok güzel satıyorlar ya. Yani. Ne güzel satıyorlar, görüyor musunuz? Tüh, niye önce söylemedin? Ya ölenler var, iki taraftan da ölenler var. Millet birbirini öldürüyor. Ondan sonra Hazreti Ali sahabe gelip söylüyor. Niye daha önce söylemedin? Tüh diyor. Ya hakikaten adam acele etmiş ya. Yani, aslında söylemesine gerek yok. Ya niye söylüyorsun Hazreti Ali'ye? Sen bir yere yaz, biz 2024'te okurduk. Yapmayın böyle. Dostlar, bunları cephane olarak kullanın. Bunlar güzel, böyle damıtılmış güzel videolar. Yollayan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yollayın bakalım. Hazreti Ali, Resul'ün yanında yaşıyor. 7 yaşında Müslüman oluyor. Ölene kadar Resul'ün yanında Muaviye ile ilgili hadisi duymamış. Resul ölmüş. Ebu Bekir vefat etmiş. Ömer vefat etmiş. Osman vefat etmiş. Sonra Ali iktidarı ele geçirmiş. Muaviye ile savaşmış. Ve savaşanlar sahabe, yani Hazreti Ali'nin etrafındakiler. Savaş bitmiş. Savaş bittikten sonra sahabenin birisi gelmiş diyor ki böyle böyle hadis var diyor. Yani İlahi Azrail, sen adamı öldürürsün diyorlar ya. Bunlar hakikaten hoş insanlar ya. Ya bunlar tabii gençlerin bunları dinleyerek Müslüman kalması zor. Çocuk Müslümanım diyor, bunları dinliyor. Ya diyor bu işte bir problem var. Ben iyisi deist ya da agnostik olayım diyor. Şimdi normalde deist ya da ateistin uyanığına agnostik deniyor. Agnostikler ateist gibi yaşarlar ama yine de bir ihtimalden dolayı yok diyemezler. Ama yok diyenler gibi yaşarlar. Şimdi onları bu hale getiren işte bu adamlar, bu videolar. Neyse dostlar, düşünmeniz, vakletmenizi bekliyorum.